Merhaba, ben İpek Atcan. Ben Ersin Babaoğlu. Şehirde Ne Var'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Vallahi hoş geldiniz ya. Şaka maka dördüncü bölüme geldik Ersin. Bizi tebrik ediyorum. Senin hiç aklına gelir miydi bu kadar uzun süreceği bu bölümün? Bu bölümün. Ya da bu seviyenin. Yani herhalde böyle yıllardır yapıyormuşuz gibi hissettiren bir durum var yani. Ben de sanki böyle yüzlerce bölüm çekeceğiz ve asla bitmeyecek gibi hissediyorum bu podcast serisi. Podcast. Bellin'in sesi de geliyor mu size arkadaşlar? Bellin'i seviyoruz. Kendisi de bugün podcastimize konuk oldu. Evet Ersin. Nasıl bir hafta geçirdin sen? Bir anlat bakalım. İpek, çok güzel bir haftaydı. Gerçekten çok eğlendim. Çok güzel vakitler geçirdim ve bir kez daha Yaradan'a şükür ettim. Gerçekten de hayatta olduğuma, yaşadığıma, doğan güneşe ve açan çiçeğe minnettar bir hafta geçirdim diyebilirim. Aldığım bilgilere göre geçen akşam bir barda acayip iltifatlar almıştın. Evet, evet. Ama bu benim alışık olduğum bir şey. Dolayısıyla İki renkli montun. Bana dişleri. Çok da yabancı gelmedi. Evet, ben genelde iltifat alırım İpek'cim. Yani çeşitli barlarda çeşitli bireyler bana iltifat ederler. Ben de gülümseyerek onlara cevap veririm. O noktada da dişlerin dikkatlerini çekiyor sanırım. Aynen öyle. Valla ben bu hafta en sakin haftalarımdan bir tanesini geçirdim sanırım. Yani en gerçekten sakin haftan böyleyse şimdi beni konuşturma İpek. Pardon, bir arkadaşım yeni kitap çıkarttı. Onun lansmanına gittim aslında pazartesi. Salı günü filmdeydik. Poor Things'den birazcık bahsederiz diye düşünüyorum. Kitap okuyor muyuz sevgili dinleyenler? Bu arada lütfen kitaplarımızı okuyalım. Kitaplarımızı okuyalım. Bir kamu spotu girdi araya. Ve ben bir de bir sergiye gittim. Kasaboter'de ama Kasaboter ismine ayrıca değineceğim. Onu sen bugün gezdin. Sen bugün zaten hayatını sergiye adadın Ersin. Ben birkaç haftadır hayatımı sergi, müze bir alanlara adamış bulundum. Kendimi geliştiriyorum bazı konularda. Bazı konularda da geri kalmışım, devam ediyorum. Peki bu gezdiğin sergiler içerisinde en keyif aldığın sergiler hangileri oldu? Ben bugün biraz sergi gezdim ama en keyif aldığım Salt Beyoğlu'ndaki Handan Börütece'nin bir sergisi oldu. Üç İç Deniz'in Ülkesi isimli bir sergi. Biliyorsunuz Salt Beyoğlu ücretsiz bir şekilde gezilebiliyor ve 14 Nisan'a kadar bu sergiyi gezebilirsiniz. Ama ben bugün dediğim gibi çok fazla sergi gezdim. Aslında bir küçük bir Pera turu yaptım İpek. Pera'da Petra'nın yeni bir yeri açılmış, Petra Coffee'nin. Çok da güzel, şık bir yer. Önce bu Bihsar binasının altında, hemen metro çıkışında. Orada güzel birer kahvemizi yudumlayıp oradan işte yine iki adım ötede Kırmızı Kedi Kitabevi var biliyorsun. Birkaç ay evvel oraya taşınmışlardı. Oraya bir uğrayıp oradan işte yukarı senin birazdan anlatacağın Kasaboter'deki sergiye. Oradan efendim Beyoğlu'nda Türkiye İş Bankası'nın resim heykel müzesi açıldı 29 Ekim'de geçen yıl. Bu 100. yıl özelinde açmışlardı. Çok güzel bir bina olmuş. Orada da 3 tane sergi var. Giriş 50 TL ama hem bina çok güzel hem de 3 katında sergi var. Sergileri yine tavsiye etmek istiyorum. Çok fazla detay vermeyeceğim bu sergilerle ilgili. Dolayısıyla böyle sergi, kahve, biraz ondan sonra Gümüşsoy'unda Twins diye bir yer var. Çok güzel şarapları var. Kokteylleri ve kahvesi var. Orada geçen dolu dolu bir gün oldu. Tabii akıllarda tek bir soru. O soruyu sorma. Akıllarda kalsın bence. Hayır. O peki. Soru değil. Başka bir soru. Ha tamam, diğerini sorabilirsin. Niye beni de çağırmadın? Bugün, sevgili dinleyenler, artık bunu bana zorla söylettirecek İpek Atcan. Kendisi dedi ki benim doğum günüm var. Bugün asla dışarı çıkamam ve gerekçesini söylüyorum size. Ya parmağımı kırarsam? Yani bir insan bowling oynamaktan doğum günü öncesi de neden çekinir? İşte ya parmağımı kırarsam? Ha, ama başka riskli aktivitelere katılıyor sayın dinleyenler kendisi. Sabah 6'lara kadar dışarıda gezmeyi biliyor. Biliyor ama bowling oynamaya gelince de parmağımı kırarsam kaygısı sarıyor her yerini. Haftaya ipimi koparırım Ersin. Ben de öyle tahmin ediyorum. Evet evet, ipimizi koparım. Herkes, hep başkaları mı ipini koparacak? Biz de ipimizi koparalım. Bence hepimizin hakkı ya iplerimizi koparmak. Bence de. Zincirlerimizi de kıralım. Varsa zinciriniz, yoksa ipiniz. Evet. Neye sahipseniz onu koparın. Koparın ya. Fazlalıklardan kurtulun. Ben şu birazcık kısacık Kasaboter'deki sergiden bahsedeyim. Lütfen, lütfen. Öncelikle ben o sergiye gittiğim gün öncesinde, aslında bu kısmı anlatmak istiyorum sergiden ziyade. Olur. Öncesinde Soho House'da bir davetteydim ve Levent Erden oradaydı. Ben çok severim Levent Erden'i. Yani hayatta en böyle sohbet etmekten çok keyif aldığım insanlardan bir tanesi.
Tam ayrılırken "Aa, nereye gidiyorsun İpek'cim?" dedi. Dedim Kasaboter'de dedim bir sergi var. "Ne Kasaboter'i?" dedi ya. "Nasıl yani?" böyle korktum tamam. "Nasıl yani?" filan. "Böyle" dedi, "antin kuntin şeyler çıkartıyorlar" dedi. "Oranın adı Boter Apartmanı" dedi. "Bu kasa filan nereden çıktı?" dedi. Ve bana tarihçesini anlattı mevzunun. Tabii şu anda ben onu uzun uzun anlatmayacağım ama hani şey herkes biliyor zaten. İkinci Abdülhamit'in işte resmi tercihinin binası aslında orası. Yani Jean Boter için yapılıyor. Ama o dönem bütün binaların hani bir şey apartmanı diyorlarmış. Bu kasa masa diyor ki yani böyle fan fin fon şeyler çıkartıyor. Fan fin fon. Buradan kendisine de selamlarımı iletmek isterim. Sevgiler. Ama bu sergi gerçekten güzel. Levent Çalıklıoğlu küratörlüğünde, İrem Büşra Coşkun'un asistan küratörlüğünde gerçekleşiyor. Böyle bir seri olacak Boter sergileri diye. Bu daha ilki. Solo Boter, Selma Gürbüz adında bir sergiydi. 14 Nisan'a kadar da devam ediyor. Devamında neler gelecek bilmiyorum ama bir şeyler gelecektir. Heyecanla bekliyoruz. Aşırı büyük bir heyecanla. Onun dışında Poor Things'e gittik. Biz bu hafta hiç konsere gitmedik Ersin. Evet, gitmedik. Yani buradan atıyoruz tutuyoruz, buralarda bunlar var, şuralarda şunlar var diye ama siz gidiyor musunuz diye sorun. Bakın gitmemişiz bu hafta. Gitmedik ya, resmen gitmedik ama Poor Things izledik. Sevgili arkadaşımız Zeynep'in de. Ama çok güzel bir filmdi ya, değil mi? Siz çok sevdiniz, özellikle biraz bahseder misin? Ben bayıldım. Yani feminist tarafını da sevdim. Hani verdiği mesajları da sevdim. Ama zaten yani sinematografik olarak inanılmaz. O renkler çok acayip. Kostümler zaten hepsi benim olsun istiyorum biliyorsun. Evet evet. Öyle gezeceğim ben sokaklarda. Ondan o kadar yakışır ki sana bence öyle gezmek. Bence de çok iyi. Ben biliyorum yakışacağını, o yüzden diyorum zaten. Biliyoruz da konuşuyoruz Ersin. Ve yani Emma Stone'un zaten yani ona diyecek hiçbir lafım yok. Yani gerçekten son dönemde izlediğim en güzel filmlerden biriydi ve biz bak bir zincirimizi daha kırdık. Senle bir filme gittik ve güzeldi. Ve güzeldi. Evet yani Emma Stone da Mark Ruffalo da müthiş oyunculuklardı zaten. Evet. Kostümler şık ve coşkulu zıp zıplar, güm gümler, bam bamlar. Dolu dolu bir. Coşkulu zıp zıp. Yani gerçekten ilginç bir altyazı idi. Holdovers'tan kalan bir altyazı çılgınlığı bizde devam etti bu film boyunca. Etti, etti. Tamam aşkım. Tamam aşkım. Okey. Okey. Poor Things'i izlemediyseniz lütfen hemen gidip izleyin. Evet, sayın dinleyenler. Evet. Bence de muhakkak bunu yapın. Onun dışında da evet böyle bir haftaydı. Neler var önümüzdeki hafta? Nelere bahsedip gitmeyeceğiz? Bence bu sefer birkaç tanesine gideceğiz. Öyle hissediyorum. Şimdi ben çarşamba günüyle başlamak istiyorum. Çarşamba günü benim çok sevdiğim Murat Yılmaz Yıldırım konseri var Kadıköy'de Durak'ta. Murat Yılmaz Yıldırım yaşı biraz daha geçkin olanlar belki Düz Sokağı sakinlerinden hatırlarlar. Müthiş bir müzisyendir ve neredeyse şarkılarının hepsini ezbere bilirim. Çok da gitmek isterim bu konsere ama çarşamba akşamı çok önemli bir randevum var. Dolayısıyla ben bu konsere gidemeyeceğim. Ne randevum var ya? Ha! Ben de varım. Bunu sürekli unutuyor olma. Dolayısıyla Murat Yılmaz Yıldırım sevgili dinleyenler Durak Eksel Kadıköy'de. Emre Aydın varmış Ayak Avisi Aqua Florya'da. Ve 2'ye 10 kala varmış İF'te. Ben Emre Aydın'ı en son de ki 7 sene önce falan gördüm. Bir röportaj yapmıştık. 7 sene. 2'ye 10 kala güzel. Evet, onların müziğini beğeniyorum. Kafamda kentsel dönüşümler. Evet. Abi sen her şeyden bir kuple söylesen mi? Olur. Acaba? Olur. Çok sevinirim. Tamam. Sesim de neyse ki güzel ve buna elverişli. O yüzden hiç de çekinmeyeceğim. Bu konuda da mütevazi olmayacağım. Sevgili. Sen de haklısın. O zaman Perşembe gününe geçiş yapalım mı? Buyurun. 22 Şubat Perşembe günü sevgili Türkçe rap sevenler için Blind'da harika bir konser var. Kamufle. Kamufle. Evet, evet. Kamufle. Tüm Suç Ritimlerin evet. albümünü Şubat başında yayınladı. İlk lansman konseriyle ve de uzun zamandır. İlk lansman konseri. Değişik bir cümle. Hemen hatamı yakaladım. Lansman konseri ve aslında şunu söyleyecektim. Uzun zamandır ilk canlı performansıyla İstanbul'da. Kendisi 22 Şubat akşamı Blind'da olacak ama sadece kendisi mi olacak? Hayır. Aynı zamanda sahnede kendisine Lara Dilara, Melisa Karakurt, Agabe ya da Agabi, Da Poet, Kayra gibi müthiş isimler eşlik ediyor. Ben albümde de varlar sanki değil mi bunlar? Tüm Suç Ritimlerinin hepsi, bütün bu saydıklarımız yok ama galiba Agabe ve Da Poet'le bazı düetleri olabilir.
benim rap dünyasında böyle yani birey olarak da sevdiğim isimlerden bir tanesidir Kamufle. Ben çok izledim yani önceden konserlerine çok gittim. Buna gidemeyebilirim. Ben bu hafta da bütün konserlerden pas geçiyorum. Yalan. Keşke diyorum İpek. Şöyle güzel bir rap mecmuası olsa da. Zamanında bizim evet. Çıkarttığımız gibi diyorsun. Biraz oraya taş attım. Evet attın. Tek sayı. One Hit Wonder. Bir dergi çıkartmıştık. Güzel emekler. İsmi neydi derginin? Derginin adını rap dergisi falan. Vallahi adını unuttum ya. İnanılmaz. Ya yani unuttum çünkü tek sayı olunca yani kısa ilişkileri hatırlamıyorum. Kısa ve heyecanlı bir durumdu bence ama yani evet, olduğum evet. için. Çok de güzel bir işte. Evet ama maalesef ki hızlı yandı, çabuk söndü diyelim bunun için. Çok güzel ifade ettin. Evet biliyorum. İfadelerim de iyiyimdir. Hoşuma gitti. Beğendim bu ifadeyi. Teşekkür ederim. Cuma günü maşallah demek istiyorum. Ve biz cuma günü sonunda yine bir zincirimizi kırdık, iplerimizden kurtulduk. Sonunda Dastas'ta Büyük Ev Abluka'da Defansif Design konserine gidiyoruz be. Ne gece be, ne gece. Ne gece bizi bekliyor. Ben de çok heyecanlıyım. Tek kaygım sana da söyleyeyim gibi umarım çok çok aşırı kalabalık bir konser olmaz. Hani ilk konserlerini yaptılar, 2-3 tane mi yaptılar o civarda bir şey. Biraz o heyecan azaldıysa biraz daha rahat bir konser izleriz. Çünkü tıkış tıkış konser izlemeyi sevmiyoruz. Evet nefret nefret. Mekanları ama kalabalık görmeyi seviyoruz ama biz içinde onun olmayı seviyoruz. Bu da evet çelişkilerle dolu. Dengesizlik. Sonra Macigal konseri varmış Bostancı Gösteri Merkezi'nde. Bu benim en sevdiğim konser modellerinden. -18. Bayılırım biliyorsun. Doluk Çocuk'la konser izlemek isteyen sevgili dinleyenleri Bostancı Gösteri Merkezi'ne bekliyoruz. Bekliyoruz. The Wall'da Kesme Şeker. Of çok severim ben bu arada Kesme Şeker'i. Babylon'da French 79. Evet, Büyük Ev Abluka'da olmasa bence buna giderdik biz. Net buna giderdik. Çok iyi bir konser. Yani Dastas'a gitmeyi göze almayanlar ki çok zor bir yer Avrupa yakasında yaşayanlar için. Bu akşam yani cuma akşamı lütfen French 79'ı izlesinler Babylon'da. Bizim yerimize de izlesinler. Fransız prodüktör besteci Simon Harrow'un projesiymiş. Müthiş dans melodileri var. Bence yılın en iyi konserlerinden biri olur. O melodilerden biraz bize mırıldanmak ister misin? Müthiş çok dans isterim. Çok az mırıldandım. Harikasın. Tebrik ediyorum. Sheraton İstanbul The Souk'ta Susonya varmış. Susonya da benim sesimi çok beğendiğim. Ben de çok seviyorum. Kişilerden biri kendisi. Hem çok alımlı ve güzel hem de şahane bir ses. Kendisi üstelik de sevgili dinleyenler bilmiyorum haberdar mısınız? Müzisyenliğin yanında aynı zamanda bir oyunculuk yani müzikal oyunculuğu. Dünya Yerinden Oynar da. Evet Mert Fırat'ın yönettiği Dünya Yerinden Oynar müzikalinde Okan Bayülgen'in Shakespeare'in işte ödüllü Richard 3 uyarlamasında oynamışlığı var. Zorlu piyesemin Peter Pan and Neverland'de oynamışlığı var. Seviyoruz kendisini. Ta Dolapdere Big Gang yıllarından beri takip ediyoruz. Takip. Kantan Göz'e akustik varmış ifte. Ya bu konserle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Kantan Göz'e ifteki akustik konser. Kaan'a mı sesleniyorsun? Benim de sana ve bütün dinleyenlere sesleniyorum. Kaan'ın da bizi dinlediğini biliyorum bu arada. Hiçbir bölümü kaçırmıyormuş biliyor musun? Evet evet. Onu şu anda biz dinliyor. Bekle dedi gitti ben beklemedim. O da gelmedi yar. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Seni şeye mi yazdırsak ya? Beni yazdırdın. Koroya mı yazdırsak seni? Kilise korosu ama. Tabii tabii. Gospel de yakışır bu. Harika sesine. Çok iyi konser değil mi cuma akşamı İlfte Kantan Göz Akustik? Bence muhteşem. Ya bakın cuma akşamı şaka değil arkadaşlar yani French 79, Büyük Ev Abluka'da, Kantan Göz'e dolu dolu konserler bir de bitmiyor. Bir tane daha söyleyecek şimdi İpek bize. Selen Gül'ün konseri var. Konuk da Çağıl Kaya'ymış. Pera Müzesi'ndeymiş. Bu Pera Müzesi'ndeki konserler tatlış oluyor. Ben birkaç tane gitmiştim önce. Hoş oluyor, güzel oluyor. Mekan müthiş, evet. Bu konser bu arada eski adıyla Beats by Girls, yeni adıyla Crescendo mu olmuştu? Crescendo gibi bir kabuk değişimi yaptılar. Onların da aslında dahil olduğu, organize ettiği ve her ayın son cuma günü gerçekleşen bir arada
konser serisinin bir parçası. Burada başarılı kadın müzisyenlere yer veriyorlar. Ve bu konser olduğu yani her ayın son günü, son cuması pardon, uzun cuma kapsamında 18 ile 22 arasında müzeyde ücretsiz olarak gezebiliyorsunuz. Pera Müzesi'ne. Helal be. Ne güzel anlattın. Bir daha. Mümkün değil. Bir dahası mümkün değil. Her güzel şey hızlı geçer ve hayatınıza bir kere başınıza gelir. Oo. Bu mesajı da almak isteyen aldı şu an. Al. Yerine gitti. Bu alan alsın Ersin. Gitti. O kendini biliyor. O kendini biliyor. Kaan bizi dinliyorsun şu an. Kaan bu mesaj sana gitti. Hadi bakalım. İsim de verdim. 24 Şubat Cumartesi'ye geldik. Cumartesi de renkli bir gün. Soft Analog varmış Kadıköy sahnede. Evet. Kendileri yine severek takip ediyor. Bence de. Hayko Cepkin Durak Venue Taksim'de. Kendilerini severek takip ediyor. En sonuncusunu sana bırakacağım ama Voyu'dan da bahsedelim istersen. Voyu'dan kesinlikle bahsedelim. Evet. Kendisi Ersin'in hayatımıza kazandırdığı. Hatta benim dergiye Ersin'in bir röportaj da yaptığı ondan sonracımı Fransız bir arkadaşımız. Kendisi benim Instagram'dan da arkadaşım. Niye bunlar yaşandı bilmiyorum. O yüzden geldiğinde ona bir İstanbul turu attırırım ben. Bence de attır. Çok da güzel olur, sevinir. Çok başarılı. Ben kendisini takip ediyorum, seviyorum, dinliyorum. O gece yani 24 Şubat'ta bence son İKSV'de oluruz ve Voyu'yu dinleriz. Bence. Ağustos ayında yapmıştım bu röportajını. İlk Türkiye'deki ilk röportajıydı. Zaten o dönemde röportajda söylemişti. İstanbul'a gelmeyi çok isterim. Gizli bir heyecanla orada konser vermeyi umut ediyorum demişti. Yine böyle salınımlı hareketlerle dans etmek isteyenler için çok iyi bir seçenek olur. Bu arada Voyu Fransızca'da haydut demek arkadaşlar. Ay bak sen. Geliyor haydut. Haydut. Belli de aramıza katıldı tekrar. Ve sonuncusunu sana bırakıyorum. Bu mekanlar, bu müzik, bu ortam, kalpaklar hep sana sorulur. Efendim Klein Harbiye'de Bali'den tropik ritimlerle dans etmek isteyenlere Bali to İstanbul isimli etkinlik bekliyor. Dolayısıyla size şu an cumartesi günü için müthiş bir program çiziyorum. Önce Salon İKSV'de muhtemelen 10-10.30 gibi başlayacak olan Voyu konserine gidin sevgili dostlar. Ondan çıkışta da 12.30 gibi falan hop Klein Harbiye'ye rotayı kırın ve Bali'nin tropik ritimleriyle kendinizi dansın ellerine, kollarına bırakın. Orada ama eğer mutlu olamazsanız benim de çok güzel bir önerim var. Valikonağı Caddesi üzerinde Burj El Arab. Şu an kartlar yeniden değişiyor. Bütün bunları unutun ve sadece Burj El Arab'a gidin. Valikonağı Caddesi üzerinde sizi bekleyen müthiş bir eğlence var orada. Hep bize teşekkür edeceksiniz. Yani inanılmaz bir gün yaşayacaksınız. Yorumlarınızı bizimle paylaşın lütfen. Comment olarak yazın. Sürprizlerle dolu bir hayat. Bir yaşam bizleri bekliyor bu haftanın İpek. Evet oldukça. Ben bu kaydımızda 35 yaşımdan sesleniyorum sevgili. Son kez mi 35 yaşından sesleniyorsun? Evet. Bir sonraki kaydımızda 36 olacağım. Artık daha olgun, daha ayakları yere basan, daha gelişmiş bir beyinle sizlere katılmayı düşünüyorum. Yani haftaya biraz anlarsın. Biraz daha olgun bir İpek Atcan mı bizi bekliyor önümüzdeki hafta? Tabii artık öyle. 36 artık Ersin. Güzel yaşlar bunlar sevgili dinleyenler. Sen kaç yaşındasın? Efendim? Sen kaç yaşındasın? Çok duyulmadı. O sırada belli havlar gibi oldu. Bir at düştü falan. Acaba tam olarak kaç yaşımda yaşımdan bahsetmekten çekinmeye başlayacağım diye düşünüyorum ama. Ben hiç yaşımdan bahsetmekten çekinmiyorum ama şunu söylemek istiyorum. İnsan zıp zıpladığı yaştadır. Buna çok büyük katıldım. O yüzden... Hem de ne kadar coşkuyla zıp zıplıyorsa o kadar da gençtir. Aynen öyle. Dolayısıyla kendinizi fiziksel anlamda matematiksel rakamlara hapsetmeyin sevgili dinleyenler. Ersin yine çok güzel bir mesaj verdin. Herkese çok iyi gelecek bu hafta bu mesaj. İstersen bu güzel mesajlarla kaydımızı tamamlayalım. Ne dersin? Kesinlikle katılıyorum. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Konserlerde buluşuruz. Hoşçakalın. Bye.